Alperen Ocakları Kayseri İl Sekreteri ve Büyük Birlik Partisi, Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, vatandaşların zor günler geçirdiğini belirterek özellikle küçük esnafa desteklerle sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu raddede yerel esnafımıza, yani küçük esnaf diye tabir ettiğimiz yerel esnafımıza bizim sahip çıkmamız lazım. Ancak tabii fedakarlık her zaman vatandaştan bekleniyor. Bu noktada önce devlet büyüklerimizin ve siyasilerin küçük esnaflara sahip çıkması gerekiyor. Süreçte görüyoruz ki zincir firmalar büyürken küçük esnaf ne yazık ki dükkan kapatabiliyor. İşte yakın zamanda bir röportajda gündem olduğu kapanan esnaf sayısı ve açılan dükkan sayısını görmüşsünüzdür. Şimdi bakıldığında küçük esnafa sahip çıkılması gerekiyor. Alışveriş noktasında olsun. Bunun yanı sıra devlet büyüklerimizden, siyasilerden bu noktada bizler de fedakarlık bekliyoruz. Ancak küçük esnafımıza sahip çıkılmasıyla birlikte ülkemiz biraz daha ekonomik olarak rahatlayabilir. Çünkü onlar bugün ülkemizin temel yapı taşlarıdır. Ben her esnaf gezimde söylüyorum. Allah yardımcıları olsun inşallah. Onun dışında ülkemizin ekonomik anlamda geçirdiği zor günlerde de gene aynı şekilde ben her yerde söylemeye çalışıyorum. Her zaman fedakarlık vatandaştan bekleniyor, ancak öncelikle devlet büyüklerimize, siyasiler fedakarlık yapmakla mükellefler. Bakıldığında vatandaş sahada zor günler geçirirken milletvekillerimiz buna çare bulmalı. Ancak tabii mecliste kavga eden milletvekilleri, laf kavgaları bizi ziyadesiyle üzüyor. Çünkü bir yanda biz vatandaşa sahada işte bugünleri de atlatacağız, bugünleri de geçecek derken bir yanda baktığımızda halkın derdiyle dertlenen bir siyasi oluşumlar aslında vatandaşa bu süreçte destek olmalı, ama bakıldığında ne yazık ki bunu görememekteyiz. İşte bu süreçte herkes kendinden biraz daha fedakarlık yapmalı. Özellikle partilerin hazineden aldığı yardımları, Sayın Genel Başkanımız da birçok kez değindiler, ben de değineceğim. Partilerin hazineden aldığı yardımlar da söz konusu. Tabii bunları devlet hazinesinde bırakmamız gerekiyor. Hayat pahalılığı gerçekten ileri safhada. Vatandaşlarımız zor günler geçiriyor. Allah yardımcımız olsun inşallah. Bunun dışında gençlikle alakalı da kısaca şunu değinmek istiyorum. Gençlikte ne yazık ki görüyoruz, intihar vakaları artıyor. Burada aslında aile en önemli etken. Yani aile önce çocuğuna, evladına sahip çıkmalı, derdin tasasını dinlemeli. Hiçbir şeyi evladından önemli görmemeli, ama bunun dışında bugün gençliğin yanında olmalı. Çünkü gençler olmazsa ülkemiz olmaz. Gençler bu ülkenin teminatıdır. Oda seçimleriyle alakalı sorunuza da şunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki meslek odalarında olsun, diğer STK'larda olsun siyasi müdahaleleri çok fazla şekilde görmekteyiz. Yani burada meslek odalarında, STK'larda üyeler kendi başkanını seçebilir. Yani çünkü bakıldığında bugün siyasiler müdahale edecek, ama geriye kalan yönetim sürecinde o temsilcilerle, seçilenlerle esnaf birebir muhatap olacak. Yani hizmet düzeyinde kimi hizmet edecekse esnaf buna tek başına karar verebilir. Biraz daha müdahalelerin azaltılmasını, esnafın sözüne önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak bu anlamda değinmiş olayım gündeme.